Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün sadece Riven oynayarak Master Elo'ya nasıl çıktım? Size bundan bahsedeceğim. Öncelikle Master Ligi'ne çıkmadım. Elmas 1.70 puana kadar çıktım ve MMR'ım Master, Grandmaster arası git gel yaşıyordu. Bir oyuna girdiğim zaman 4 tane Master, 2 tane Grandmaster. Bu şekilde oyunlar dönüyordu. Bu TR serverındaydı ve ben yıllardan beri Elmas 4 stack kalan birisi olarak sadece 2 haftada Gold 1'den Elmas 1'e çıktım ve Solo Q oynayarak TR serverında. Bundan bahsedeceğim. Öncelikle videonun başındayken bir beğeni atarsanız ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu çok önemli. Bu kanalımın büyümesi için çok önemli. Zaten kanal yeni olmasına rağmen 2000 aboneye ulaştık. Daha 2 ay bile olmadı. Sıfırdan bir kanal büyütüyorum. Uğraşıyorum, emek veriyorum biliyorsunuz. O yüzden bunu yapmanız benim için çok önemli. Şimdi gelelim olayımıza. Ben nasıl Elmas 1'e çıktım? Sadece Riven oynayarak. Mentali nasıl yakaladım? Nasıl oyun kazandım? Bunlardan bahsedeceğim. Bir saniye. Şu laning'i ayarlarken konuşmak çok zor benim için. Hem konuşup hem oynamak beni yoruyor. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Bakın şimdi. Öncelikle mental. Tamamen mental. Ben gerçekten Plat 4 Elo'da zorlandığım kadar Diamond'da zorlanmadım. Plat 4 Elo'da o kadar oynamak istemeyen ama Teresor için geçerli şu an. Ben West'e oynuyorum. West'e geçtim. Bu arada onu da bilgisini vereyim. Artık yayınlarda falan West'e oynuyorum. Teresor'unu komple bıraktım. Niye bıraktığımı da söyleyeyim. Bir oyun arıyorum. 8 dakika, 12 dakika sürüyor. Artı olarak girdiğim oyunda bir sürü win trade, bir sürü küfür, AFK olmaları, oyunu trollemeleri, sırf yayıncım diye fokus atmalar. Ya bu tür şeyler... Boşarak oynayamıyorum ben. Bu tür şeyler midemi bulandırmaya başladı ve hayal kırıklığı. O yüzden TR server'ını bıraktım. Master olacağım, Master olacağım diyordum. Diamond 1.70 puan ve Master Elo'yu gördüm. Bu benim için kafiydi, yeterliydi. Çünkü zevk almıyordum oyundan. West'e daha çok zevk alıyorum. Şu oyunda bile, Gold Elo'da bile daha fazla zevk alıyorum. Ki West'e de Diamond 1'e falan çıkacağız yani. Her neyse, şimdi öncelikle mental, oyun kaybettiğinizde, öldüğünüzde o sinirlenme olayını bir kere atmanız lazım. Rage atmayacaksınız. En fazla yoran şey de chat, oyunun chat'i. Sustur all çekmeniz lazım ve ben konuşarak cidden oynayamıyorum. Çok farm kaçırdım, fark ettiniz mi? Vallahi oynayamıyorum. Sustur all atmanız çok önemli TR server'ındayken. Çünkü takımınızdaki adamlar sürekli frame atacak. Sürekli ama. Hani susmuyorlar. Ve senin o an sinir olmasan bile yine geliyor, ölüyorsun, şey olmaya başlıyor. Ve sen anlık olarak o adamın yazdığı bir şey görünce durabiliyorsun, çıldırabiliyorsun. Adam sana bir fail atıyorsun, aha diyor, buna bak diyor. Attığı flash'a bak, soru işareti atıyor falan ve sonra orada kudurmaya başlıyorsun, çıldırmaya başlıyorsun. Senin son onu almadın falan. Köpürüyorsun yani, anladın mı? Bu yüzden sustur all atmanız çok önemli ilk etapta. İkincisi mental. Mentalinizin sağlam olması lazım. Öldün mü? Tamam diyeceksin. Next game. Veya bir dahaki sefere keserim. Tamam, sıkıntı yok. O göğüs kafesinden bir şey geliyor, yükseliyor ya böyle, hani böyle hemorrhage gibi klavye böyle tükremek istiyorsun, bağırmak istiyorsun. Onu yapmayacaksın işte. O an hemen duygu kontrolünü sağlayacaksın. Rahat olacaksın. Mental çok önemli bu konuda. Sinir olmamaya çalışacaksın. Hatta gülmeye çalış. Eğlenmeye çalışacaksın. Çok uğraştın, harbi abi uğraştın, fakat takım 4 tane maymun taşınmıyor ve kaybettin ama emek verdin. Yapacak bir şey yok, bir dahaki oyunda mentalini sağlam tutup baştan oynuyormuş gibi düşüneceksin. Çünkü her oyun aslında yeniden başlıyor. Yani yeni bir oyuna geçtiğin zaman mentalini sıfırdan tutman gerekiyor. Farklı bir oyun çünkü. Ama bizim en büyük hatamız şu, 2 maç atıyorsun ve sinirlenmeye başlıyoruz. Bunu 3. maça da lanse ediyoruz. Yani oyuna girince zaten tilt başlıyoruz, anladın mı? Sinirli bir şekilde. Ve kaybettiğim, bak şöyle mesela bir farm kaybediyorum ve benim sinir kas sayım artıyor. Veya bir fail yapıyorum, bir R'yi atamıyorum, flash atamıyorum. Ve kudurmaya başlıyorum. İşte bu da hata. Bunu yapmaman gerekiyor. Her oyunda mental reset yapmayı öğrenmen lazım. Öldüğünde gülmeyi başarabilmen lazım. En başında da eğlenmen lazım. Yoksa sana keyif değil, zorunluluk olduğu için sinir stres yapmaya başlar. Zorunluluktan dolayı oynarsın. Bu da bir zaman sonra keyif almamana, ardından da sıkılmana sebep olur. Bu da büyük bir sıkıntı. Yani en önemli şey mental. Mentalin
kontrolünü öğrenmen gerekiyor. Ne yapacağını, ne edeceğini senin bilmen gerekiyor. 3 maç attın. Yani tilt olma seviyen 3 maç mı? 3 maç at, gir. Farklı bir oyun oyna, küçük oyun oyna. Video izle, mentalini toparla. Next game yapı tekrar oynamaya devam et. Bu şekilde kendini bul, çöz. Ne yapacağını bilmiyorum artık, sana kalmış. Üçüncü şey, mental dışında mekanik. Mekaniklerinizin cidden iyi olması lazım. Bu yüzden oynadığınız şampiyonla, hangi şampiyonluk çıkacaksanız, antrenman modunda olabildiğince antrenman yapmanız gerekiyor. Elinizi ısıtmanız gerekiyor ve o karakterin hasarını, nerede ne yapacağını bilmeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Bu kulaktan çıkıyor ama hani herkeste. Söylüyorsun adam kulağından çıkıyor ve Mortal Engage Rise'e hasarın nasıl olacağını bilmiyor. Bir takas girdiğinde adamı kesip %10 canla çıkıyorsun ya. Aslında bu şampiyon hasarını bildiğin için oluyor. Anladın mı? Bir dakika. Ulan lafımın üstünde de olayın olması çok güzel olmadı mı? Anlattığım şeyi yaşadım şu anda. Ben Q-Ota attım. Baktım Garen'in canı çok gidiyor. Keseceğimden emin olduğum için devam ettim. İgnite atmasına rağmen. O yüzden girdim. Ha, ölme ihtimalim var mıydı? Vardı. İgnite pek fazla düşünemedim aslında. Ama keseceğimden emindim ve çıkacağımdan emindim. Zafer rünüm de var. Bunu demeye çalıştım aslında. Karakterin hasarını bildiğin için rahat bir şekilde özgüvenle oynayabiliyorsun. Ama ben bu Riven'ın hasarını bilmesem mesela Q-Ota yapardım. Yani Q düz vuruş yapardım. Geri çıkardım. Devam etmez. Çünkü bilmiyorum hasarını kesebilecek miyim, kesemeyecek miyim. Olay tamamen burada başlıyor zaten. Hani çan gideceğiz. Kazmayı çekiyorum. Şampiyonun mekaniklerini ve neler yapabileceğini iyi bilmeniz lazım. Bu da çok önemli bir etken. Lig atlamak istiyorsanız. 4'te mi kalmıştık? 4. Lig çıkmak için şampiyon havuzunuzu geliştirmeniz de önemli. Ama bana soracak olursanız OTP olmak da önemli. Şimdi top lane'de her şeyi oynuyorum demek var ama bir Riven oynuyorum, bir Irelia oynuyorum ama ikisinde Master Degree'yim demek de var. Bu daha fazla lig çıkmanıza sebep olur. Diğer arkadaş Gold Elo'da falan kalır. Tabi istisna hariç. Ama o iki şampiyonu iyi oynayan adam, bütün matchupları bilen adam Diamond'ı görür. Direkt Diamond'a çıkar OTP olduğu sürece. O yüzden şampiyon havuzunu çok fazla yükseltmekten ziyade birkaç şampiyonu belirleyip o şampiyonla top lane'de oynamak veya belirlediğin koridorda oynamak daha mantıklı. Ha, bir şampiyonun ilk çıkılır mı? Çıkılır. Ben sadece Riven oynayarak çıktım ve Riven oynamanızı tavsiye ediyorum. Riven güçsüz değil. Bak hasarımı bildiğim için bu adamı keseceğim diyecektim. Flash'ı varmış. Sıkıntı yok. Bir dakika. Valla neyse. Hata yaptım neyse. Bir şey diyeceğim, konuşarak oynamak gerçekten zor. Vallahi bak oynayınca anlattığım şeye odaklanmaya çalışıyorum. Düşünerek konuştuğum için bir yandan oyuna fokusumu kaçırıyorum. Ben unutmuşum bu şekilde oynamayı. Eskiden sürekli üretici video çekerdim, konuşarak hayvan gibi oynardım. Şu an öyle olmuyor. Fokusum kaçıyor, tryhardlanamıyorum ya. Delireceğim. Yaptığım şeyi kaçırıyorum. Neyse. Neyse. Bahane yapmayalım. AFK'mız mı? Ne oluyor lan? Tomur'u attım aslında. Abi Fiddle'ı çok güzel kesmedik mi yalnız? Wow. Yönü alacağız. Abi sırf bu oldplay için ben bunu YouTube'a atarım bu arada. Neyse. Bir diğer etken. Top lane mi oynuyorsun ve Riven'ın OTP'sin değil mi? Hatta sadece Riven'ın oynayarak nasıl lig çıkılır bunu bahsedecektim sizlere. Konuyu biraz kaçırdım ben. Bak, Riven OTP dahi olsan... Kuzen combo yaptı ama kaçırdı adamı. Hadi kuzen. Helal oğlum. Soğukkanlılık önemli. Sadece Riven'ın oynuyor dahi olsan... Top'taki diğer şampiyonları bilmeniz çok önemli arkadaşlar. Bilmeniz gerekiyor.
Neden diyeceksiniz? Ben şimdi Fiora'nın kombosunu bilmiyorsam, skillerini bilmiyorsam Fiora geldiği zaman ona karşı oynarken zorlanırım. Ama Fiora'yı öğrendiğimde, az çok oynadığımda, 2-3 gameplay yaptığımda karşıma Fiora geldiğinde, ha ben bu adama Q'yu atarsam W'la bana şöyle yapabilir, ultiyi açıp şöyle combo yapabilir falan, bunları anladığım sürece daha da kolay kesebilirim. Zaten bu yüzden yeni şampiyon geldiğinde oha lan, adam bu işte çok fazla şey yapıyor. Ne? Neyse, karşınızda bir şampiyon geldiğinde, hatta yeni bir şampiyon çıktığında LoL'de, bu yüzden ona karşı oynarken zorlanıyorsunuz zaten, anladınız mı? Çünkü adamın ne yapacağını bilmiyorsunuz. Sezon 6 mıydı neydi? Camel gelmişti. Ben Camel'ın hiç skill'lerini bilmiyordum, ne yapacağını bilmiyordum ve adam benim ağzıma burnuma vuruyordu. Sonra gittim Camel aldım, bir maç attım. Ha, sağ tık atınca pasif geliyor, böyle yapınca double atınca slow oluyor falan. Sonra oynayınca ve karşıma Camel gelince dedim ki bu adam bana sağ tık at pasifini vursun, ben sonra pasifinden sonra bunu döverim gibi kendimce taktikler yapmaya başladım. Bu taktiklerle rakibi yok etmeye başladım. Yani bir şampiyon dahi oynuyorsanız diğer şampiyonların neler yapacağını bilmeniz gerekiyor. Bu önemli. O yüzden ya birer maç atın diğer şampiyonlarla, o koridordaki şampiyonlarla, mid laner olsun, top laner falan. Ölme şansım yüksek bu arada. Evet, bunda ölme şansım yüksek. Tasarım yetmeyeceğini anladım da. Hem 2 AFK'mız var zaten, bu oyun FF vereceğiz, geçeceğiz. Hem de ben olabildiğince size bir şey anlatayım. Bu videonun amacı biraz sohbet bazlı olacak. Oyunu kazanmaya veya şey yapmaya oynamıyorum, normal game girdim zaten. Sizlere sadece nasıl MS1 olduğum hakkında bilgi vermek istiyorum, yanlış anlaşılmasın. Olay tamamen bu. Onun dışında bir buna lig çıkarken şunu fark ettim. NoFF, NoFF, FF vermiyoruz, NoFF. Konuşabildiğimiz kadar konuşacağız bu maç. Bir buna lig çıkmak için hani antrenman yaptın, çok fazla solo Q attın vesaire vesaire, eyvallah, ama günlük maç sayınızı da birazcık arttırmanız lazım. Cidden mesela günlük 4 maç attınız değil mi? Geneliniz bu. O maç sayısını 6 yaptığınız zaman eller yanmaya başlıyor. Ölecek miyim? Eller yanmaya başlıyor. Yani herkesin bir sınırı olduğunu düşünüyorum. O beynin refleksiyle alakalı bir şey. Ben 4 maçtan sonra bir bakıyorum ellerim yanmaya başlıyor. Böyle hayvan gibi oynamaya başlıyorum ama. Çok değişik bir seviyeye geliyorum kendimce. Ne abi peki? Böyle bir şampiyon var mı gerçekten? Chat, bu ne? Gelcen mi? Okey. Salla. Bir sayı belirleyin, tamam mı? Günlük 9 diyelim. O gün içerisinde 9 maç atmadan günü kapatmayın. Sabah 3 maç attın değil mi? Öğlen de 2 maç attın. Akşam oldu 2 maç daha attın falan filan. Bu şekilde 9 sayısına ulaşman gerekiyor. Arka arka. Ve o sayıyı atmadan da gününü bitirme. Bunu gerçekten lig çıkmak isteyen arkadaşlarım için söylüyorum bu arada. LoL'ü eğlenmek için oynayanlar tabii ki de günlük bir maç atıp çıkar, aram girer gider falan filan. Bunda sıkıntı yok. Ben bunu tamamen lig çıkmak isteyen arkadaşlarım için söylüyorum. Ve sadece Riven oynuyorsanız da lig çıkabilirsiniz. Çünkü Riven mekanik şampiyon. Yani bir sürü counter var ama iyi oynadığın sürece counter'ını counter'layabiliyorsun. Örnek vereyim, Camel sana E atıyor, seni stunlıyor, counter'lıyor mu? Camel tam sana E atarken double attığında sen stun yerken o adam da stun yiyebiliyor. Garen, Riven'ı counter'lıyor mu? Q atıp üstüne koşuyor. Tam sana Q attığında E double yaptığın zaman hem E'yi adamın hasarına bırakmış oluyorsun, hem de stunlamış oluyorsun. Adam sana tepki veremiyor, bir şey yapamıyor. Bu şekilde counter'lar var. Jax E'yi açtı, üzerine atladı Q'la, gene EQ yaptın, EW yaptın. Adamı hem stunlamış oldun, hem de range'den çıkmış oldun ve sen Jax'i şu an counter'lamış oldun o takasta. Anladınız mı? Bu tarz şeyler, Fiora'nın W'su, Riven 3. Q atarken veya W attığında sizi stunlıyor mu? Asla 3. Q'yu veya Q'yu, 3. Q'yu veya W'yu kullanmayın takasa girerken. Q düz. W veya Q'yu beklet ve auto atak yapmaya devam et. O adam elbet W kullanacak, ondan sonra Q veya W.
bu tarz kendinizde bir şeyler oluşturabilirsiniz. Ve bu Riven'e özgü bir şey değil. Her şampiyon için geçerli. O yüzden Riven oynuyorken, aa bu benim counter'ım, ben kaybedeceğim falan filan böyle düşünmeyin. Counter'ınızı dahi iyi oynadığınız sürece counter'layabilirsiniz. Abi bir şey söyleyeceğim bu arada. Ne standdan çıkabiliyorum ne tepki verebiliyorum. Bu arada dediğim gibi bu oyun yapacak bir şeyimiz yok. Acı çekmeye devam edelim. Konuşarak oynadığım için artı olarak AFK'mız da olduğu için bu oyunu kazanmayı beklemeyin yani. Ben bu oyunun amacı konuşmak. Aslında şey yapacaktım. Arkaya böyle bir oyun koyuyorlar, konuşuyorlar ya. Hani Riven'a nasıl ilk çıkılır falan. Replay tarzında bir şey koyuyorlar. Öyle yapacaktım ama dedim ki oynarken canlı kanlı olsun, bir yandan sohbet edeyim, oynayayım falan. O şekilde bir şey yapmaya çalıştım. Artı olarak meta'yı kontrol etmeniz lazım. Riven oynuyorsun ve hangi build kasman gerektiği hakkında bir bilgim var ama meta da önemli biraz. Oo çok kötü oldu. Kasamadım W'ye. Edrim Riven, General Sniper. Viper. Box pek demeyeceğim. Böyle daha çok tryhard oynayanlar. Riven. Bu tarz yüksek Elo'da Challenger'a gelmiş. Davex var. Riven player'ları izleyin. Adamlar hangi matchup'ta hangi ürün giriyor, hangi matchup'ta hangi build'i kasıyor. İzlerken keyfi izlemeyin ama. Analiz yaparak izleyin. Bu size çok fazla avantaj sağlar. Örnek vereceğim. Karşıda İrelia, Fiora, Garen, Jax varken büyücülük ürünü girilirken Wukong, Kimmel gibi matchuplar geldiğinde kalkan darbesi giriliyor mesela Riven'a. Kingzir kalkan darbesi. Çünkü çok fazla burst'u var ve anlık demişti falan. Bunları kontrolmek adına bu şekilde yapılıyor. Bunları takip etmeniz lazım. Aman Allah'ım ben bir kere aldım. Yapamıyorum sessizden. Yapacak bir şeyim yok. Ayrıca 2 AFK'mız var. Niye 2 AFK'mız var onu da bilmiyorum. Ben konuşmak için elinden geldiğince video uzatmaya çalıştım. Bu videonun amacı tryhard oynamak, rank kasmak falan filan değil. Sohbet muhabbetti. O yüzden normal game girdim. Oyunu kaybetmemin bir önemi yok. Base'de oturup AFK kalıp konuşsam da olurdu yani. Amacım sizlere bir şeyler katmak. Ben yayın tekrarlarıma baktığımda öz eleştiri yapmayı öğrendim. Öz eleştiri yapmamın sonucunda çok sinirlendiğimi, gereksiz tilt olduğumu ve gereksiz tilt olduktan sonraki diğer oyuna da bunu lanse ettiğimi fark ettim. Ve bu şekilde kendi performansımın %100'ünü değil de %30'unu, %40'ını kullandığımı fark ettim. Bunlar sonucunda stacklandığımı fark ettim. Sen Elmas 4'sün ama Gold Elo'da oynamaya başlıyorsun. Ve bir zaman sonra senin beynin Gold Elo'ya alışıyor ve sen Gold olmaya başlıyorsun aslında. Anlatabiliyor muyum? Çünkü adamlarla birlikte sen de sövüyorsun, taşlarına gülüyorsun, taşlarına tilt olmaya başlıyorsun ve bu oynanış seviyesi düşmeye başlıyor. Bunlara özen gösterin. Ve son bir taktik daha vereceğim. Yemeğinizi falan yerken gidin bir oyununuzun replayini oturup izleyin ama bu oyun fitlediğiniz bir maç olsun. Zaten kazandığım bir matchup'ta yani izlemene gerek yok. Fitlediğin bir maç, kaybettiğin bir matchup'ı izle, niye kaybettiğini gör, nerede hata yaptığını gör. Emin ol, o seyirci gözüyle baktığın zaman her şey çok daha farklı oluyor. Yayına böyle ya zaten. Yayında oynuyorum, ben bir hata yapıyorum, onu görmüyorum. Adam diyor ki, E'ye atmasan ölmezdin, ulti atmasan ölmezdin, flash'e atmasan ölmezdin. Örnek veriyorum. Bunu ben de farkına varıyorum zaten ama onu o an uygulamak zor zaten. Yani öldükten sonra, ulan E'ye 2 saniye kaldı, flash atsam ölmezdim diyorum. Adam chatten diyor ki, bassan diyor ölmezdim diyor mesela. E tamam, onu ben de biliyorum zaten. O an yapmak önemli. Bunu görmek için de replerinizi izlemeniz lazım. Dediğim gibi sohbet bazlı bir video olsun istemiştim. Sizlere nasıl elmas bir olduğum hakkında bilgi vermek istedim. Umarım anlattığım şeyler size bilgi vermiştir, kafanızın yerine girmiştir. Bunu sadece Gold, Silver veya Blood arkadaşlarım değil, Master Elo'daki arkadaşlarım da izleyip bir şeyler katabilir. Ne bileyim, mentalin zayıftır ama mekaniğin güzeldir. Master'a çıkmışsındır. Bu söylediğim şey sana belki bir etken katar diye düşünüyorum. Umarım video hoşuna gitmiştir. Bir hafta boyunca İstanbul'da olacağım. O yüzden stok video gelecek. Stok videolar eğlenceli olacak. C
challenge ve build tarzı videolar olacak. Geldiğim zaman tam gaz yayınlara devam edeceğiz. West server'ındayım, Terra server'ını bıraktım. Haberiniz olsun. İsteyen kespik.jpg adresinden beni takip edebilir. Instagram adresim bu. Oradan sohbet, muhabbet sorularınız varsa cevaplarım. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bu kadar konuştum, beni dinlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı ve bir beğeni atmayı görmeyin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Hepinizi öptüm.